İstatistikten görüyorum. Açıyorsunuz birkaç tanesi, onu kapatıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Dünyanın her tarafından, Avustralya'dan, Brezilya'dan, tribünlere namaz kılıyoruz. Herkese selam. Her zaman tapınak gezecek değiliz. Bugün de kendi kültürümüzden bir parça Tokyo Camii'ne geldim. Gerçekten de ismi Tokyo Camii. Hani öyle aranızda espri falan yapacak olursanız Tokyo Camii'nin sağında solunda gibisinden. Var yani Tokyo Camii, onu bildireyim istedim. Buranın bir tarihi var, hem onu anlatmaya çalışacağım. İçeriği göstereceğim sizlere. Neyse, daha fazla durmadan içeri geçeceğim. Şimdi Tokyo Camii'ne geldim. Sürpriz bir şekilde imamımız da tanıdık birisi çıktı. İsim Muhammed Rıfat Çınar. 5 aydır yaklaşık Tokyo Camii'nde görev yapıyorum. Buranın hikayesini ben anlatabilirim ama imamından duymak daha güzel olur diye. Şimdi sözü ona veriyorum. Bu camimizin ahşap olarak ilk hali. 1920'li yıllarda bu Tatar Türkleri dediğimiz Kazan Türkleri Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden bu tarafa doğru bunların bir kısmı göç ediyorlar. Evet. Bu göç neticesinde tabii Japonyalılara sahip çıkıyor. Japonya'nın sahip çıkması, dönemin Osmanlı seyyahı Abdülhamid İbrahim Efendi'nin Japon devletiyle, Japon iş adamlarıyla, Japon erkanıyla ilişkiler kurması. Burada onların yurt ve yer edinmesine sebep oluyor. Tabii daha evveliyatında, buradan önce bu Tatar Türklerine Japon'daki iş adamları, devlet erkanı farklı yerler gösteriyorlar. Öncelikle okul ihtiyaçlarının karşılanması. Hatta şurada şunu göstereyim. Şu okullarının tabelasıdır. Burada İslami School Japonca yazan okullarının tabelasıdır. Diğer yurt ediniyorlar ama daha sonra sayı artınca ileri gelenler şu anki mevcut yeri alıp onlara hediye ediyor. Burası Japonya'nın en pahalı yerlerinden. Şu anda mesela biz buraya, ben bazen soruyorum, değer biçemiyorlar yere. Öyle bir yeri onlara hediye ediyorlar. Şimdi onlar ilk önce buraya okul yapıyorlar. Evet. Yer normalde okuldu. Evet. Orası 2-3 sene önce yıkıldı, oraya şu anda kültür merkezi yapıyoruz. Ekim ayında bitiyor inşallah. Okuldan sonra da bu alana onlar cami yapıyorlar. 1938 yılında bu cami faaliyete başlıyor. Ahşap cami. Bir dakika. O zamanki caminin içinden kareler. Yine caminin öndeki hali. Şurada yine bir kare. Yine yukarıda caminin tadilat halindeyken uzaktan görünümü ve bu caminin açılış resmi 38'de. Karşıda gördüğümüz siyah cübbeli Abdülreşit İbrahim Efendi. İlk imamı. Aynı zamanda. İlk imamı şöyle. Aslında caminin yapımında çok emeği geçen Abdülhayat Kurban Ali var. Aslında kendisi ilk imam olarak diye de geçiyor ama cami resmi olarak açıktan sonra imamlık yapamamış. Çünkü caminin açılışından bir gün önce buradan sürgün edilmiş. Hakkında işte ajan vesaire diye böyle rivayetler çıkınca sürgün edilmiş ama daha sonradan tabii geliyor bildiğim kadarıyla. Cami 38'de açılıyor. 86 yılına kadar bu cami faaliyet gösteriyor burada. Evet abi. Tatar Türklerine, Müslümanlara hizmet ediyor. Tabii 86 yılına kadar olan depremlerden yani hasar görünce Tatar Türkleri camiyi kendileri yıkıyorlar. Cami kendisini yıkılmadan. Yıkıyorlar ve araziyi cami yapılmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesine bağışlıyorlar. Şu anda arazi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Evet. Japonya'da bizim arazimiz olur, öyle söyleyeyim. Anladım. Ama tabii 86 yılından 97 yılına kadar arazi boş kalıyor. Cami yapılamıyor buraya. 97 yılında Süleyman Demirel'e ulaşıyorlar. Hani Cumhurbaşkanı'na. Süleyman Demirel buraya cami yapılacaktır diye talimatı veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı burada bir vakıf kuruyor. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine yardımla toplanıyor. 97 yılında temel atıyorlar. 98 yılında inşaat başlıyor. 2000 yılında cami bitiyor. Cami son haliyle 2000 yılında tekrar ibadete açılıyor. 2000 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlileri burada. Görev yapıyor. Şu anda iki görevliyiz. Bir Muhammed Raşit Hocam var. 5,5 yıldır burada. Ben de 5 aydır buradayım. Tabii camimizde yoğun faaliyetler var. Onu hemen söyleyelim. Yani günlük 150-200 bazen 250 Japon turist geliyor buraya. Diğer turistleri saymıyorum. Hafta sonu ağırlıklı mı? Hafta sonu, cumartesi pazar bizim Tokyo Camii turumuz var, düzenli olarak yapılan. Tabii orada da şu gördüğünüz alan yoğun bir şekilde doluyor. Bizim Japon rehberimiz burada kendilerine
gerek caminin tarihçesini, gerek İslamiyet'in tarihiyle, Türk kültür medeniyetiyle alakalı birçok hadiselerden bahsederek burada Tokyo Cami Turu kapsamında onlara anlatımlar yapıyor. Biz onları daha sonrasında ikindi namazından bir yarım saat önce yukarı caminin içine alıyoruz. Caminin içini onlara tanıtıyor. İkindi ezanı, ikindi namazı, namazın peşinden bir Kur'an-ı Kerim tilaveti de beraber biz onlara bir nevi görsel tribünlere namaz kılıyoruz. Yani geçen bir tane arkadaş namaz kılınca öyle dedi. Hocam dedi tribünlere kılıyoruz dedi. Yani. Ritüelimizi gösteriyoruz tabii, yani. Tabii. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde bu mutlaka yapılıyor. İstisnasız devam ediyor. O zaman ziyaretçi sayısı 500 ve daha üzerine çıkıyor. Bir de bizim randevulu ziyaretçilerimiz var. Yani bunlar rutin olarak olanlar. Evet. Üniversitelerden, liselerden, ilkokullardan, izci gruplarından, Japonya'da böyle çok yaşlı grupları vardır. Yürüyüş grupları, ziyaretçi grupları. Oralardan mesela şunu söyleyeyim. Fushimoto'daki bir okul 2020 yılının Haziran'ında, Nisan'ında vesaire mezun olacak. O zamanki Tokyo turu için buradan randevu istiyor mesela. Böyle hani bunlar zamana çok tükeniyor. Aynen. 3 aylık faaliyet raporunda bizim randevulu ziyaretçi sayımız 3000 küsürdür. Tokyo Camii'nin. Tabii her ay istisnasız 8-10 arasında düşman olanlar var. 8-10 tane Japon'a. Biz onlara burada iftida merasimi yapıyoruz camide. Takriben bir yarım saat falan sürüyor. Kısaca İslamiyet'i anlatıp daha gerekli araştırmış oluyorlar zaten. Onlar peki onlar, çok... onlar peki cemaate dahil oluyorlar mı böyle hani cemaate namazı? Cemaate gelenler var. Çok daha böyle ileri derecede eğitim alanlar var. Burada yani, Arapça öğretiliyor mu peki? Arapça eğitimi yok. Kur'an eğitimi var. Cumartesi günleri eğitim sınıflarımız var. Yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler, ilkokul çağındaki çocuklar, kızlar, erkekler ve 4-6 yaş sınıfı dediğimiz ufak çocuklara yönelik eğitim sınıflarımız var. Bunlar cumartesi günü ve yazın okullar tatil olunca da 15 günlük eğitim kampı Ramazan'da özellikle her akşam iftar programımız var. Hafta içi 400, hafta sonu 600 kişi var. Bunlara Japonlar da, Müslüman olmayan Japonlar da geliyorlar. Bizim iftar programlarımız, iftar seviyemiz. Türk programı. Yemeklerini herkes seviyor tabii. Geliyorlar hiçbir ücret alınmadan. Çok amaçlı salonumuz bu karşı taraf. Evet. Orada bizim her ayın 3. haftası Japon Akademisyenleri, Müslüman Akademisyenleri Japonlara yönelik seminerleri, konferansları oluyor bu şekilde. Düzenli olarak devam ediyor. Bir yayın evi kuruluyor. Tokyo Camii yayın evi. Buna bağlı olarak şu girişte hemen söyleyelim. Bir kitap reyonumuz oluşacak. Evet. Özellikle Japon akademisyenleri, İslam tarihi, İslam coğrafyası, İslam sanatları, Türk kültürü, Türk yemekleri, İslam medeniyetini çalışan akademisyenlerin camiye çekilmesi burada. Hedefimiz. Onların burada bir ders yapmasını sağlamak, camiyi daha yakından tanımalarını sağlamak. Çünkü şöyle bir şey var. Japonya'da İslam sanafobi yok. Sanafobi olmadığı gibi diğer dinlere de bir önyargı yok. Evet. Biz istiyoruz ki özellikle akademisyen kökenli öğrenci potansiyeli olanlar gelsinler, camiyi görsünler, burada bir ders yapsınlar bizim eğitim sınıflarımızda. İslam medeniyetini, İslam kültürünü, camiyi daha iyi tanıtalım diye bu tarz projelerimiz de var. Anladım. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani bu cami sıradan bir cami değil. Tam manasıyla kültürel aktivitesi olan, ayrıca de dini vecibelerin yerine getirildiği. Ben şöyle diyorum. Yani burada görev yapan kişi için imamlık 5. 6. sırada bir iş. Siz aslında temsilcilik yapıyorsunuz. Burada birinci derece temsil önemli. Cami bünyesinde Tokyo Camii Helal Market açıldı Ramazan ayında. Özellikle %90-99 ürünleriyle domuz jelatini ve alkol olan bir ülkede bir helal marketin açılması birkaç tane vardı ama hijyen anlamında, düzen anlamında ve fiyatlar anlamında çok daha iyi oldu. O marketi kim işletiyor abi? Market Tokyo Camii'nin işletimi bize ait. Kimseye dışarıya gelmedi tabii. Türkiye'den ürünler geliyor genellikle. Ürünler var. Dünyanın her tarafından. Avustralya'dan, Brezilya'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan, Brunei'den yani aklınıza gelebilecek birçok yerden. Ağırlıklı olarak Türk ürünleri olmakla beraber çok çeşitlilik. Çünkü Japon helal ürünler de var. Yani Japonlarda her şey haram da değil. Evet. Japon helal ürünleri de oraya koyarak helalin ne olduğunun tanıtılması. Çünkü şöyle bir şey var. Benim ilk kendimde gördüğüm. Japon'a helal deyince bizim haramdan geri durduğumuz gibi geri duruyor. Yani yenmeyecek bir şey zannediyor. Bizim rehberimiz onlara bu helalin ne olduğunu, helal ürünün ne olduğunu gene o turda anlatıyor. Onlar bir helal marketi görüyorlar zaten. İçeri giriyorlar, bakıyorlar ürünlere vesaire, tadıyorlar. Bizim yine her cumartesi pazar burada şu anda az kalmış. Evet, az önce ben de denedim. Cumartesi pazar çay ikramımız aynı şekilde konusu. Cami bünyesinde mesela Türk kültür sanatları dersleri, hat dersleri, ebru dersleri, gene burada yaşayan, bu Çin sanatıyla uğraşan, el sanatıyla uğraşan kardeşlerimiz var. Onlara ayın belli günlerinde işte stand kurarak bu şekilde faaliyetleri de yaptırıyoruz. Bizim şimdi burada bir mutfağımız var. Türkiye'den arşiv yapıyoruz. Biz özellikle Ramazan için. Çok güzel. Arşivimiz geldiği zaman Ramazan yemeği yapıyoruz. Onun haricinde
Her cuma namazından sonra da cuma yemeğimiz oluyor. Cuma aşı dediğimiz. Yine hiç ücret talep edilmeden. Yarın buradayız o zaman. Uzak yerlerden, 2 saatte, 3 saatte mesafelerden buraya namaza gelenler. Haftalık için günü, cuma gününü ayırıp cuma namazı kılmak için buraya gelenler var. Haride 2 saat, 3 saat yoldan gelip namaz kılıp bir daha gidecek, karnı acıtacak. Aynen. En azından bir pilav üstü, kuru fasulye, pilav üstü, yoğurt, pilav üstü, et, havuç sote vesaire gibi burada gelmişken bir aşını yesin, peşinden bir çayını içsin, 5 dakika bir soluklansın namazdan sonra, arkadaşlarını görüyor, sohbet etsin, ondan sonra gitsin diye. Bu şekilde bir durum. Güzel bizim, çok güzel. Ve bunların söylediğim gibi bütün masraflarını bizim sponsorlarımız karşılıyor. Türkiye'den ve dünya müzik yerlerinden adamlarımız. Ne cami bütçesinden, ne kendince bütçesinden, hiç para harcamadan teşekkür ederim abi. Rica ederim. Şimdi bir markete göz atayım. Daha sonra da yukarılarda şöyle. Tamam. Şey. Evet, turumu bu şekilde bitirmiş oldum. Arayıp bulamadığım bir şey vardı. O da konserveydi. Onu da burada almış oldum. Çok iyi oldu benim için. Çok da güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Abim sağ olsun çok güzel anlattı bence tarihini. Çünkü konuşmanın öncesinde tarih hakkında biraz konuştuk. Kendisinin anlatması daha doğru olacağını düşündüm ben. Umarım yararlı olmuştur. Böyle de bir gezimdi. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izleyin ne olur ya. Allah aşkına videoları izleyin ya. Yani statistikten görüyorum. Açıyorsunuz birkaç tane sonra kapatıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Görüyoruz aşağıda yazıyor kimin ne kadar izlediği. Özellikle sen. Evet, senden bahsediyorum. Lütfen yapmayın böyle şeyler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.